Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Evde Yoga serisinin bugünkü bölümünde kök çakradan bahsedeceğiz. Çakralar bizim enerji bedenimizin organları gibi düşünebilirsiniz. Enerji bedeninde bulunan ve aslında her birinin belli görevleri olan çakrayı çark olarak ya da tekerlek olarak ifade ediyorlar ve çakra Sanskrit dilinde. Kök çakra, bugünkü konumuz kök çakra, en temel çakramız, birinci çakra. Ve kök çakra hayatta kalabilmekle, hayata güven duymakla ilgili. 0-7 yaş arası olarak ifade ediliyor ve aslında ilk doğduğumuz zaman işte o yürümeye başladığımız, ayakta durmaya çalıştığımız, hayatta kalabilmek üzerine çalıştığımız yer aslında kök çakra. Kök çakranın rengi kırmızı ve kök çakrayı dengelemek için genelde böyle kırmızı renkler giyiliyor. Kırmızının enerjisi kullanılıyor. Genelde şey soruluyor mesela, çakralarım tıkalı, çakralar kapalı olabilir mi diye. Çakralar kapalı olmuyor ama çakralar tıkanabiliyor. Çakranın tıkanması ne demek? Aslında şey gibi düşünün, bunu bir boru gibi düşünün ve o bölgede, o çakranın ifadesiyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa, o zaman çakradaki enerji akışı sıkışabiliyor ve aynı o borudan suyun daha az akması gibi, oradan o kök çakradan, çakralardan enerji daha az akabiliyor ve böylece de o çakranın hediyelerini çok fazla alamayabiliyoruz. Kök çakra, dediğim gibi, ilk çakra ve hayata tutunmak, hayata güvenmek, bolluk, bereket, para, aile konularıyla ilgili. Ve kök çakrası tıkalı olan, kök çakra enerjisi sağlıklı bir şekilde akmayan insanlarda depresyon olabiliyor. Adım atma korkusu olabiliyor. Hayata güvenle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Çok yoğun çalıştığı zaman, çok aktif olduğu zaman her şeyi kontrol etmek isteyen insanlara dönüşebiliyoruz. Dengeli çalıştığında ise hayata güven duyan, her zaman rızkın bize geleceğini, her zaman bolluk bereket bilincinde olabileceğimiz hissini yaşıyoruz. Ve bu enerji çarklarını ya da o enerji bedenindeki organları da aynı fizik bedenimizdeki sağlığı korumak gibi bu çakraları da sağlıklı bir şekilde çalıştırmak ya da dengelemek ya da çakra ışığını yükseltmek mümkün. Şimdi önümüzdeki birkaç program biraz kök çakra üzerine çalışıyor olacağız. O yüzden bu ilk bölümde biraz çakra nedir, kök çakra nedir onu anlatalım istedik. Kök çakrayı dengelemek için, daha doğrusu tüm çakraları dengelemek için beslenmeden, besinlerden faydalanabiliriz. Hareketler, egzersizlerden faydalanabiliriz. Dediğim gibi işte renk, kırmızı rengi hayatımıza kattığınızda ve bunu niyetle, kök çakra ışığımı dengelemeye niyet ediyorum gibi niyetlerle, yine renklerin enerjisinden, titreşimlerinden faydalanabiliriz. Nefes egzersizleri yapabiliriz ve bilinci oraya koyabiliriz. Aslında en temel bir şeyleri dönüştürmek için orada o farkındalığımızın olması esas. Eğer kök çakra ile ilgili örneğin bir sıkıntımız varsa, o güvenle, ki şu dönem işte Covid yaşıyoruz, ekonomik bir takım sıkıntılar yaşıyoruz, hem mikro hem makro ölçekte bir sürü şey var, savaşlar var. Bunların hepsi işte o kök çakra, temel aidiyetle ilgili. Ve burada yaşadığımız sıkıntıların farkındalığında olduğumuzda ve bunu dönüştürmeye niyet edip bununla ilgili harekete geçtiğimizde, eyleme geçtiğimizde aslında birçok şey değişip dönüşüyor. Benim de bu Evde Yoga serisinde küçük küçük sizlerle paylaşmak istediğim ve hayatınıza katıp hayatınızda dönüşümler yaratmasına niyet ettiğim şey de bu aslında. Çok büyük şeyler yapmamız gerekmiyor bir şeyleri dönüştürmek için. Sadece fark etmek ve niyet etmek yeterli. Evet, şimdi çok minik bir kök çakra hareketi ya da kök çakrayı dengelemek için çok basit bir duruş paylaşmak istiyorum sizinle. Kök çakra, dediğimiz gibi, birinci çakramız.
ilk çakramız ve kuyruk sokumunda bulunuyor. Ve ifade ettiği şey daha çok hareket etme, yani ayaklar ve bacaklarla ilgili ve dengeyle ilgili. Şimdi bugün yogada Tadasana, dağ duruşu denen bir hareketi paylaşmak istiyorum sizinle. Ayaklarımızı kalça genişliğinde açıyoruz. Yani şu oturma kemiklerinden dümdüz aşağıya indiğiniz zaman ayak bilekleriniz hizası. Ve omurgayı bir yukarıya doğru uzatıyoruz. Derin bir nefes alıp ve nefes verdiğimizde ayaklarımıza doğru bir rahatlıyoruz. Elleri biraz kalçalardan uzaklaştırıp avuç içlerini karşıya doğru döndürebilirsin. Ve bakışların göz hizası bir yerde olsun. Eğer rahatsan gözlerini kapat. Eğer değilse sabit bir noktaya bak. Ve minik minik birazcık ileriye ve geriye doğru hareket etmeye başla. Ve sağa sola. Ve bunu yaparken ayak tabanlarında olsun algın, dikkatin. Eğer mümkünse ayakların çıplak olsun ve sert bir zeminde ol ki iyi hisset. Yerin seni nasıl desteklediğini ya da bedenin yere bıraktığı ağırlığı. Sonra derin bir nefes al ve nefes verirken iyice ayak tabanlarına doğru ağırlaş. Ve bir dağ gibi hisset kendini. Etekleri yayılmış, güçlü ve başın tepesi, o dağın tepesi gibi gökyüzüne doğru uzasın. Ve kendi içinden tekrarlayabilirsin, güvendeyim. Bu yaşamda güvendeyim. Hayata güveniyorum. Her zaman desteklendiğimi biliyorum. Bolluk ve bereket benimle. Ve o güvende olma hissini tüm hücrelerine bir yerleştir. Bu yaşamdaki her canlı, her varlık gibi sen de burada güvendesin. Evet, derin bir nefes al. Rahatlat bedenini. Veya kapalıysa gözlerin, yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Evet, bugün minik bir giriş yaptık çakralara ve ilk çakramız olan kök çakraya. Önümüzdeki bölümlerde biraz daha kök çakra ışığını güçlendirmek için başka egzersizler sizinle paylaşıyor olacağım. Gününüz güzel geçsin.